ama nasıl söyleyeceğim? Ah tatlım, sana sürprizim var. Teşekkürler, artık kahvemi karıştırabilirim. Ha? Bir saniye, o pile hamile mi? Ha? Babam olacağım. Ban Ban, bunu hiç beklemiyordum. Mamma mia! Sana canavar olmayı öğreteceğim. Babacığım! En iyisi olacaksın. Tatlım, bu harika haber. Bebeği dinlemek istiyorum. Heyecanına bayılıyorum. Ancak Ban Ban'ı bekleyen başka bir sürpriz vardı. Dinliyor musun? Kuş mu var? Karnında kuş mu var? Sana solucan yakalayacağım. Baba! Onlarla daha sonra oyna. Baba, baba, baba! Artık babayım. Artık babayım. Artık babayım. Artık babayım. Vay, bunu daha önce hiç görmedim. Orada ne var, ne? Meslektaşlarıma söyleyeceğim. Buna inanmayacaklar. Endişeleniyorum. Nasıl olabilir? Bir sorun mu var? Doktor, bebeğim iyi mi? Asistanım bunu görmeli. Buraya gel. Evet, Doktor Wang. İşte ekrana bak Bay Ban Ban. Hay aksi, sanırım teknik sorunlar var. Bu ne demek oluyor? Doktor, lütfen açıkla. Sakin olun, bebeğinizde bir şey yok. Ama ultrasonda görmek istedik. Evet, bu önemli anı yakalamalıyız. Tamam, bir şey düşündüm. Ultrason fotoğrafımız yok. Ama doktoru unutmayacağız. Bunu istemedim. Planladığımız gibi olmadı. Sonunda burada. Birisi kabloyu çıkarmış ve ekran kapanmış. Kimin yaptığını biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Biri yardım etsin ve güç versin. Sadece huzur ve sessizlik istiyorum. Çok mu istedim? O planın nasıl sakinleşeceğini bilen var mı? Ban Ban'a yardımcı olabilirsiniz. Hamileyim. Üzgünüm tatlım. Aptal kafam, nasıl düşünemedim. Bu farklı. Hey, çok yavaş, daha hızlı koş. Hamilelik sırtımı ağrıtıyor. Tamamen katılıyorum. Hamile o pilayı aç bırakmak hayatınızın riski olabilir. Yine olmasın. Sorun yok, seni anladım. İlgileneceğim. Merhaba, restoran mı? Sanırım doğru adres burası. Hedefim nerede? İşte buradasın. Seni bekliyordum. Ban Ban'ın siparişi olacaktı. O benim. Gördün mü? Şanslıyım. Daireyi aramak zorunda değilim. İmzalayın lütfen. Tabii, nasıl isterseniz. İşte siparişiniz. Çok güzel. Teşekkürler, gidiyorum. İyi günler. Yanlış giden bir şeyler var. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Çok sulu. Hemen yiyeceğim. Kuşum, bana neden garip bakıyorsun? Ofila! Hayır hayır, bu bakışı tanıyorum. Biraz bekle, yemeğin birazdan gelecek. Nefis. Acıdı. Siparişinizi getirdim. Kurye geldi, kurtuldum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Tadını çıkar. Çıka basa yiyeceğim. Bu ne demek oluyor? Tavuk kanadımı söyledin? Lütfen yapma. Pekala, işim bitti. Yüzüme vurma. Keşke görebilseydim. Beni seçmediğine pişman olacaksın. İyi gidiyorsun bebek, gayet iyi. Duyduğuma sevindim. Ona da bakın. Tatlım, çok düşüncelisin. Herhangi bir sorununuz var mı? Mideniz bulanıyor mu? Hayır, sadece kolum ağrıyor. İştahın normal mi? Anladım. Hamile değil.
sanırım. Doktor, dalga mı geçiyorsun? Sen Kaptan Obvious'sun. Ne bekliyordun? Ben jinekoloğum. Bay Van, biri sizi çağırdı. Hemşire çok tanıdık geliyor. Gözlerini aç. Vay tatlım, çok havalı. Kuşumuza özel olarak yapılmış bebek arabası mı sipariş ettin? Daha bitmedi, sana da bir şeyim var. Vay! Beğendin mi? Çok yumuşak. Çocukken de böyle yuvam vardı. Sağ ol. Aa, yine acıktım. Bugün 8. kez. Aa, kötü zaman. Tatlım, neden hala yemeğimi göremiyorum? Bu da sürprizdi. Bak, en sevdiğin lezzet. Au, au. Lezzetli değil mi? Kendim yakaladım. Romantik akşam yemeğinden daha iyi. Buraya gel canavarım, sana sarılayım. Hediyeler için sağ ol, çok iyisin. Üzgünüm, başka bir şey yapmalıyım. Hemen döneceğim. Sorun ne? Boş ver. Sonunda evimdeyim. Kanatlarımı açabilirim. Hmm, yakaladım. Ne? Nerede? Hey, bekle. Bana dokunma. Başka yerde ablan. Koşma, açıklayacağım. 5 yıl önce beni yakaladığın zamanki gibi mi? Olmaz. Kesimisi saldır. Tüyüme bile dokunamazsın. Konuşalım. Yanlış kişiye bulaştın. Gizli silahım var. Pikachu olmaz. Acıdı. Vuhuu. Al şunu. Ha, yakala. Hop, oynamayı bırak. Tamam, artık bir şey yapamazsın. İhtiyacım yok. Anlamıyorum, neden böylesin? Artık kuş avlamıyorum, balık tutuyorum. Kesinlikle. Neden balıkçı olduğunu söylemedin? Aa, kıpırdadı. Yakaladık. 3 saat burada boşuna oturmadık. Eski nefretleri bırakma zamanı geldi. Sen? Bambelina, senden ayrıldığım için üzgünüm. Kalbimi kırdın. Onu nasıl seçersin? Biz mükemmel canavarlardık. Üzgünüm, onu seviyorum ve mutluyum. Düşünmem gerek. Nasıl istersen. Opila, ah hayır, sancısı var. Ne yapacağız? Sessizlik. Sakinleşmeliyiz. Benimle gelin. Akın, harika gidiyorsun. Devam et. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Benim gibi nefes al. Bu şekilde. İşte oldu. Bebek nerede? Tebrikler. Sağlıklı bir yumurtanız oldu. Tatlı bebeğim. Sevimli değil mi? Senin gibi bağırıyor. Pıtırcık. Senin gibi boynuzları var. Onlar adına çok mutluyum. Neden dışarı çıkmıyoruz? Olabilir. Bu güzel kuş da kimmiş? Önemli olan herkesin mutlu olması. Pembe ördek nerede? Beni kandıramazsın. Bu evde kuş yasak. Hayır, hayır. Ben Gartnoff, Bamban'dan Opila. Onu bana ver. Ne garip bir kuş. Hey, bu ne? Ah, vay canına. Çok basit. Tamam anneciğim. Bir gün önce... Ne haber Julian? Hangi Bamban bahçesi oyuncağını seçmeme yardım etmek ister misin? Evet, bir saniye bekle. İşte yarışmacılarımız. Ne düşünüyorsun? Bamban mı, Opila kuşu mu? Evet, yaşasın. Opila'yı da severim. Ah, merhaba. Gartnoff Bamban'dan en çok hangi canavarı seviyorsunuz ve neden? Yorumlara yazın lütfen. Yaşasın. Hadi Opila kuşu yapalım. Kendin yap, malzemeleri hazır. Önce kuşumuzun gövdesini yapalım.
Pembe ve süper yumuşak olmalı. Kumaşı alın ve gövde şeklinde birbirinin aynı iki parçayı dikkatlice kessin. Mükemmel. Benzer şekilde oyuncağımızın diğer parçalarını yapıyoruz. Şimdi gagayı ve kanatları göreceksiniz. Tadam, kendin yap büyüsü iş başında. Hepsini bir araya getirmenin zamanı. Kesim ve dikiş atölyesi açılmıştır. İşte bu kadar. İğneye dikkat et. Güzel. İlk yarısı bitti. İkinciyi yapalım. Gaga neredeyse hazır. Aynısını kalan kumaşa da yapmamız lazım. Gel buraya küçük kuş. Abrakadabra. Sadece hüner ve hiç hile yok. Ve tabii kanatları unutmayalım. Bir sonraki adım. Şimdi oyuncağın daha yumuşak ve kabarık olması için kumaşı ters yüz ediyoruz. Güzel. Sırada ne olduğunu tahmin ettiniz mi? Pamukla doldurma zamanı. Vay! Bulut kadar yumuşak. Şimdilik vücudu bir kenara bırakalım. Ayrıca Opila'nın bacaklarını da yapmalıyız. Bu saplar bacaklar için mükemmel. Basitçe örün ve uçlarını bükün. Çok kolay. Ve şimdi fazlalığı kesmemiz gerek. Kuşların pediküre ihtiyacı olmadığını kim söyledi? Biz de öyle yapıyoruz. İkinci ayak. Artık minik kuşumuz yerde dimdik duracak. Opila kuşundan kimse kaçamayacak. Sadece her şeyi sıkıca dikmemiz gerek. İşe yaramış gibi. Şimdi sıra kanatlarda. Pekala tüylü arkadaş, şimdiden uçmak istiyor musun? Gaga'yı unutmayalım. Böylece renkli yastıklar harika bir kendin yap oyuncağına dönüştü. Daha küçük ayrıntılar üzerinde çalışma zamanı. Opila'nın sevimli bir arması olmalı. Hadi küçük kuş. Yeni bir saç modeli deneyelim. Tutkal burada bize yardımcı olacak. Bunun gibi. Ah, neredeyse gözleri unutuyordum. İşte bitti sayılır. Ve son dokunuş. Seni güzel tüylerle süsleyelim. Vay! Julian, baksana ne güzel bir oyuncağım var. Beğendin mi? Aa, hayır, ne yapıyorsun? Opila kuşumu incitme, geri ver. Hey, buraya gel. Kötü köpek. Julian, bir rahat ol. Nereye koşuyorsun? Dur artık. Seni küçük ahmak. Ah, yoruldum. Sonunda evdeyiz. Bunu neden yaptın? Ah, zavallı kuşum. Duygularını kontrol etmeyi öğrenmen gerek. Şu pisliğe bak. Bekle. Onu yıkayabiliriz. Sandra Julian'dan böyle bir numara beklemiyordu. Ama oyuncağını kurtarabileceğinden emin. Şu harika şampuanlara bak. Seni iyice yıkayacağım ve yepyeni görünmeni sağlayacağım. Woohoo! Şu baloncuklara bak. Hadi gökkuşağı bombası deneyelim. Özel bir gün için almıştım. Vay! Mükemmel. Bu kadar uzun süren ne? Yo, hayır. Şey, bir dakika. Dişlerimi fırçalıyorum. Evet. Bu arada küçük kuş, gaganı temizleyelim. Temiz bir nefes almak istiyorsun değil mi? Biraz daha. Oh, acele et. İşte yine temizsin. Bırak seni kurulayım. Artık mis gibi kokuyorsun. Ah, saç kurutma makinesi. Evrendeki en tüylü oyuncak kim? Şimdi karşı konulmazsın. Aa, sen yaralısın. Seni iyileştirmem lazım. Şimdi çıkıyorum. Sonunda bir kamp kurduğunu düşünmeye başlamıştım. Aa, zavallı şey. Endişelenme. Kendin yap, becerim sınırsız. Sana dikiş atacağım. Doktor Sandra ameliyata başlıyor. Burada çok güzel bir kalbim var. Sanırım bu mükemmel olacak. Opila kuşu, harikasın. Sana bayılıyorum. Artık sadece dikmek kalıyor. Hokus pokus. İşte bu. Oyuncağım kurtulmuş. Aman tanrım. Opila. Bu nasıl bir kara büyü? Aa, aa. Bu çok kötü. Aa. Hey, Opila kuşu, buradayım. İşte yakaladım. Burada neler oluyor? Ha, iyi misin? Baba, her şey yolunda. Sadece rüzgar. Ah, tamam, sakin. Sadece konuşmak istiyorum. Yeter. Ah, ne yapmalıyım? Belki bir anlaşmaya varabiliriz, ha? Hı? Bekle, sessiz ol. Benimle gel. İşte. Hı? Hı? İşte bu, güzel kız. Bağırmana gerek yok. Medeni insanlar gibi konuşalım. Ah, bir fikrim var. Biraz atıştırmalık ister misin?
O, 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 o. Seni besledim mi? Evet. Yakala. Ha. Harika. Beğendin mi? Harika. Ben de severim. Bu, bu nedir? Aa, konuşabiliyor musun? Hı hı. Bu bir tavuk. Ne? Üzgünüm. Ona düzgün bir cenaze töreni yapacağız. Sadece kızma lütfen. Aa, zavallı şey, bu korkunç. Ağlama. İşte. Seni unutmayacağız. Huzur içinde yat. Bunu ben yaptım. Buraya koyuyorum. Tekrar özür dilerim. Aa, yardım edin. Bu o. Sorun ne? Ne oldu? Hayır, hayır, hayır. Bu canavar. Hayatsı, görünüşe göre küçük kuşumuz Julian tarafından fazla strese girmiş. Gerçekten mi? Bu hiç iyi değil. Güle güle. Hey, ne? Peki şimdi ne yapmalıyım? Tamam, okula gitmeliyim. Babam seni görmemeli. Anlaşıldı mı? Harika, tatlı rüyalar. Ne? Buna nasıl cüret eder? Bunun bedelini ödeyeceksin. Bir fikrim var. Sandra bunu düşünemedi. Houdini bile böyle bir numarayı kıskanırdı. Görünüşe göre Opila yine yemek istiyor. Bu lezzetli bir şey. Om nom 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 nom. Daha fazlasını istiyorum. Yemek kokusu alabiliyorum. Na 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 na. Evet, hadi başlayalım. Omlete bayılırım. Evet, severim. Daha lezzetli bir şey yok. Bu doğru. Bir kaseye yumurta kırın, çırpın ve omlet yapın. Yeah. Burada yiyecek var mı? Şimdi biraz tuz ekle, biraz daha karıştır. Çok hızlı, çok ritmik. Ah, sütü unuttum, doğru. Annene gel, Ayaksı. İşte bu kadar. İşte şimdi çok kızgınım. Ne büyük bir kuş. Aman tanrım, o da neydi? Ne? Böylesi daha iyi. Hey kuş, nereye gitti? Bu bir felaket. Opila, neredeydin? Pembe ördek nerede? Sandra, evimizde kuş yasak. Hayır hayır, bu Opila. Sadece sevimli bir oyuncak. Onu bana ver. Ne garip bir kuş. Hey, ne bu? Vay, aman tanrım. Bekle, tamam. Anneciğim. Dur bakalım. Yakaladım seni. Yine küçüldü. Görünüşe göre şansımız yaver gitti. İşte bu. Artık avlanmak yok. Yeni bir hobiye ihtiyacım var. Belki örgü örmeye başlarım. Evet, fena fikir değil. Burada otur ve dinlen. Kanatlı mucize. Böyle olduğu için üzgünüm. Bu evde yaramaz bir kızın yaşadığını duydum. İyi bir arkadaş olacağız. Çünkü ben de doğuştan yaramazım. Önce dünyayı keşfedeceğim. Tatlı kız Sandra, Huggy Wuggy'ye sarılmaya ne dersin? Defol! Bu paçavrayla savaşmayı planlamıyordum. Saklambaç mı oynamak istiyorsun küçük kuş? Sakın korkma, Huggy'den kaçış yok. Tak tak, işte yakaladım. Akıllı bir oyuncu her zaman bir yolunu bulur. Kayıp gitti. Dur bakalım, hadi sarıl bana. Hiç durmadan koşabilirim. Biraz dinlenmek ister misin? Wuggy geri adım atmaz. Şansım gitgide azalıyor. İşte buradasın minik kuş. Bu ateşler gözlerimi yakıyor. Odaklanmalıyım. Kendi kete selam olsun. Tekrar yola koyulma zamanı. Vay, yediklerine biraz dikkat et. İğrenç. Dişlerini fırçalasa iyi olur. 15. oyuncunun iğrenç olduğunu biliyordum. Şimdi sıra bende. Seni ısıracağım. Fazla hasar aldı. Burundaki parmaklar gereksizdi. İyi misin? Bırak beni kötü yaratık.
Korkudan tüylerimin dökülmesini istemiyorum. Şaka yapıyordum, üzgünüm. Burası güvenli. Bak, bu ruhsal travmalarını iyileştirir. Aa, kisi canım benim. Arkadaş olduğumuza sevindim. Sanırım bir süre benimle kalsan harika olur. Kendini evinde hisset Hagi. Belki de beynim tüylü vakalarınız için çok büyüktür. O çok komik. Ah, önceki oyuncu gerçekten fenaymış. Kim olursa olsun kaderine üzülüyorum. Şirin bir battaniyenin üzerinde yaşamak zorundasın. Her zamanki gibi güzel. O uyuyor. Yeni maceralar için sabırsızlanıyorum. Sandra şu ana kadar başa çıkabildi. Ama böyle bir evcil hayvanla yaşamak onun için nasıl olacak? Babamın bir ork olduğunu hayal ettim. Yeşil ona çok yakışıyor. Hagi nereye gitti? Ekrana geri mi girdi? Demek bu da bir rüyaydı. Umut etmem aptallıktı. Bugün için üzgün bir kıyafet almam gerek. Kaderim böyleymiş. Sen gerçeksin, yaşasın. Daha fazla oyuncu yemediğin için teşekkürler. Çabucak elbiselerin arasına saklan. Günaydın bebeğim. Çoktan uyanmışsın. Garip sesler duydum. Oyun çok zordu. Hadi baba, ofise geç kalacaksın. Her neyse. Kahvaltı vakti. Beni takip ediyor. Buraya nasıl geri geldi? Çay ister misin Bay Vagi? Hagi, sen iyi misin? Düşündüğün gibi değil. Yeni bir senaryo provası yapıyorum. Rahatla ve yemek ye. Yiyecek. Sakin ol kıl yumağı. Tabağı da yiyeceksin. Ne yaptın? Babama ne açıklama yapacağım? Acıktığımda kendimi kaybediyorum. Tek kullanımlık yiyeceklerden yemelisin. Yoksa cezalandırılacaksın. Anladım patron. Biraz şanssızlık oldu. Sürprize güvenmem lazım. Umarım bu yeni bir canavar arkadaşım olduğunu ima eder. Titre bakalım. Burada usluca dur bakalım. Babamdan önce döneceğim. Pekala, varoluşsal bir kriz yaşıyorum. Ama bu arada birkaç korkunç sürpriz hazırlayabilirim. İnsanların ilginç bir hayatı var. Bu halı kuzenim Richie'ye benziyor. Aa, merhaba mini Sandra. Henüz alışamadım. Umarım 20. kata çıkmama sebep olacak bir şeyler vardır. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Eyvah, ağzım hala leş gibi kokuyor. Sandra bir çeşit fırçadan bahsetmişti. Boyuttan tasarruf etmeliyim, başka seçenek yok. Bembeyaz olmalı. Harika sonuç. Kurbanlarımı naneli nefesimle vuracağım. Bir dakika, bu içinde yıkandığımız bir çeşit küvet mi? Çok şanslıyım, yaşasın. Bugün işler pek yolunda değil. Düşünecek zaman yok. Hadi işe koyulalım. İşe yarayacak bir şeyler bulmalıyım. Kızım, topla kendini. Bu kutu işe yarayacak gibi. Çantanın içine gel bakalım tatlım. Bakalım burada neler var. 3 bıçaklı bir jilet bacakta asla tüy bırakmaz. Ya bir yerde kasaları varsa? Kapıyı neden çalmıyorsun genç adam? Lütfen bana bir şey yapma. Ama çiçek gibi kokuyorum. Aman tanrım, buradan kaçmalıyım.